Selamlar herkese, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda da bir vaka çalışması yapacağız, bir case incelemesi yapacağız. Oyun tarafındaki önemli projelerden biri olan gaming tarafında, büyük üçteki önemli projelerden biri olan XAI Games'in Arbitrum Orbit üzerinde neler yaptığını, XAI Games'in Arbitrum Orbit'e nasıl entegre olduğunu beraber inceleyeceğiz. Yani belki Arbitrum Orbit'in en önemli örneklerinden biridir XAI Games ve oldukça başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Onun için bence zevkli bir konu olacak. Gelin beraber başlayalım. Şimdi öncelikle XAI Games ne? Onu bakalım. Aslında XAI Games şöyle düşünebilirsiniz. XAI Games Web3'ün Steam'i olmayı amaçlayan, Epic Games'i olmayı amaçlayan bir platform aslında. Ve içinde Web3'teki birçok oyunu barındırıyor. Ana amaçları şu: yeni nesil video oyunlarında gerçek ekonomileri ve açık ticaretleri geliştirmek için. Yani şu an Web2'de evet oyun sektörü var, bir ekonomi var ama bunlarda bir sahiplik yok şu an. Şeffaf değil bu ticaretler. Yani oyun içinde örneğin Counter Strike oynuyorsunuz. Hani belki çoğu kişinin bildiği bir oyun. Ama oyun içindeki item'ı satın aldığınızda o sizin cüzdanınızda durmuyor aslında. O hala oyunun cüzdanında. Oyun şirketinde. Yani oyun sizi atsa, hani oyun şirketi banlasa size, artık o ürüne, o item'a, artık silah, bıçak, herhangi bir oyun içindeki item'dan bahsediyorum veya kıyafet, ona sahip olmayacaksınız. Ve onu satamayacaksınız. Ama blockchain üstünde ona sahip olduğunuzda o size ait oluyor. Oyunu oynayın, oynamayın. Oyun kapansın, sizi banlasınlar. Siz o ürünü hala satabilirsiniz. Bu tarz sorunları XAI Games blockchain'de çözmeyi amaçlıyor. Çünkü oyun dünyasında hani milyarlarca oyuncu var gerçekten. Milyarlarca dolarlık bir ekonomi var ve bunu sağlamak istiyor. Tabii ki burada kripto cüzdanları, kripto kelimesi öne çıktığında oldukça sorun teşkil ediyor ama XAI Games bunu da arka planda geliştirdiği teknolojiyle insanlar hiçbir şekilde kripto cüzdanı kullandığını fark etmeden aslında blockchain üstünde XAI Games sayesinde işlem yapmış oluyor. XAI Games'in kurduğu bir ağ var. Bu ağda ödül dağıtımlarını şeffaf gerçekleştirmek, yapmak ve bunların hepsini yaparken de Arbitrum'un Orbit teknolojisini kullanıyor. Yani ve Arbitrum arkadaşındaki şirket olan Offchain Labs tarafından geliştiriliyor. Ve bence en önemli projelerden biri ve özellikle yapay zeka tarafında da XAI Games oldukça etkili ve oldukça bu teknolojiye de önem vererek yapay zekayı da platformuna entegre ediyor. Peki Arbitrum Orbit niye XAI Games için önemli? İlk önce yüksek ölçeklenebilirlik tarafı önemli. Ne dedik? Milyarlarca oyuncu var dedik. Milyarlarca oyuncu için sorunsuz çalışan bir teknoloji lazım. Ve önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi Orbit'in zaten ana amacı ölçeklenebilirlik olması. Yüksek işlem sayısına uygun bir platform olması. Onun için Orbit bu noktada oldukça fayda sağlıyor. Diğer bir önemse düşük işlem ücretleri. Yani Orbit üzerinden işlem yapıldığında neredeyse 0,001 sent gibi bir gaz ücreti ödüyorsunuz. Bu da oyun şirketinin maliyetlerini düşürüyor. Oyuncunun maliyetlerini düşürüyor. Ve diğer bir şey ise gelişmiş güvenlik. Çünkü Arbitrum ne dedik? Arbitrum Orbit için Ethereum'un güvenlik teknolojisi kullanıyor. Ethereum'un güvenlik teknolojisi zaten şu anki tüm katman 2'lerin temelini oluşturan teknoloji ve Ethereum yıllar yılı olduğu için birçok güvenlik açığı kapatıldı ve en güvenli ağların başında geliyor belki diyebiliriz. Peki Arbitrum Orbit'i XAI Games'e sağladığı avantajlar ne? Şimdi XAI'nin amacı ne dedik? Maksimum hız ve minimum maliyet elde etmek. Yani bunun için de Orbit'i ve AnyTrust teknolojisini kullanıyor. Orbit zincirinin ve AnyTrust teknolojisini kullanıyor. Ve çoğu projeler Arbitrum Orbit'e entegre ettiğinde kendi kendini yöneten zincirler oluyor. Ama XAI Offchain Labs ile birlikte çalıştığı için ekstra olarak teknik desteklerden de faydalanıyor ve burada arkada bir XAI vakfı da var ve bu da XAI'nin tüm işlemlerini denetliyor Offchain Labs ile birlikte. Bu da ekstra bir avantaj sağlıyor. XAI'nin kendi Arbitrum Orbit üstündeki zinciriyle Arbitrum arasında bir köprü de var diyebiliriz. Burada tabii işte az önce bahsettiğim gibi düşük maliyetli işlemler, daha hızlı işlemler, gelişmiş güvenlik gibi birçok şeyi de bu sayede rahatlıkla sağlıyor. Şimdi biraz teknik detaylarına gelelim. Yani XAI Games ve Arbitrum Orbit arasındaki. Burada çeşitli teknik yöntemler kullanıldı. İşte özellikle oyun içinde ürün alım satımları var ve bunun içinde NFT'ler kullanılıyor. Ve NFT ve token yönetimi kısmında, 3. kısımdan bahsediyorum şu an sayfadaki. Arbitrum Orbit oyun içindeki NFT'lerin güvenliğini ve transferini tam olarak sağlıyor. Diğer bir kısım ise akıllı sözleşmeler. Çünkü oyun içinde belli işlemler var. Bunları otomatik hale getirmeniz lazım. Yani onun için için de arkada bir yazılım, kontrat yazmanız gerekiyor. Ve Arbitrum Orbit yine bunun da güvenliği, transferlerini sağlıyor. Ve diğer bir şey ise katman 2 çözüm kullanımı. Zaten XAI Games de burada direkt Arbitrum'un katman 2 çözümünü kullanarak oldukça hızlı ve düşük maliyetli işlemler olmasını sağlıyor. Şimdi burada da bir tablo görüyorsunuz. Örneğin XAI Ethereum üstünde olmaya çalışsa bu mümkün değil neredeyse. 100'e 1 gibi bir gaz ücreti oranı var. Yani Ethereum'da 100 ise Arbitrum Orbit'te 1 gibi. İşlem hızı da tam tersi şekilde. Birinde 1 ise birinde 100 gibi bir fark var. Bunun dışında toplu işlem yönetimi tarafında önemli bir fark var. Çünkü birçok oyuncu aynı anda işlem gönderebiliyor ve bu çok sayıda işlemin aynı anda yapılabilmesi için oyun içi ekonomi sisteminin çok daha iyi olması lazım ve bunun da noktada da Orbit oldukça avantaj sağlıyor. Güvenlikten bahsetmiştik, önemli demiştik. Arbitrum Orbit tarafında bu işlemlerin hepsi Ethereum ağının güvenliğine dayalı olarak gerçekleşiyor. Bu da XAI Games'in kullanıcı verilerini ve dijital varlıklarını yüksek güvenlik standartlarıyla korumasını sağlıyor aslında. Ayrıca İşte az önce bahsettiğimiz gibi veri gizliliği, işte burada oyuncuların kişisel verilerinin iyi bir şekilde saklanması, çünkü oyuncuların isimleri, işte belki telefon numarası, maili, farklı veriler olabiliyor. Bunların hepsi gizli bir şekilde saklanıyor ve saldırılara karşı da geçen videolarda da bahsetmiştik. Aynı anda binlerce saldırı bile olsa Arbitrum Orbit sayesinde bu saldırılardan korunabiliyor. Burada az önce bahsettiğimiz şeyler var yine, işte özellikle NFT tarafında gerçek sahiplik dediğim, aslında videonun basında bahsettiğim o içindeki tüm öğeler ve karakterler NFT olarak satılıyor, takas edilebiliyor XAI Games platformu sayesinde. Bu da sizin bu ürünlerin hepsine sahip olmanızı sağlıyor. Bu NFT'leri alıp satarken de gaz ücret düşük olduğu için maliyetleriniz çok düşük oluyor ve bir pazar yerine direkt ulaşabiliyorsunuz. Yani anında ürünlerinizi listeleyip satabiliyorsunuz veya bir ürün almak istiyorsunuz, alabiliyorsunuz. Şimdi oyun içinde belli ödemeler var, tokenlar var. Bunların içinde aslında yine Arbitrum Orbit teknolojisi kullanılıyor ve aynı zamanda XAI, bu Arbitrum Orbit üzerine kurulduğu için XAI'nin ağı ve burada gaz ücretleri olarak da XAI token ödeniyor ve tüm bu transferlerde XAI token'ı ödenerek XAI token'a da aslında bir utility sağlanmış oluyor. Oyuncular isterse bu XAI token'ları stake de edebiliyor ve bunlar üstünden gelir de elde edebiliyor. XAI Games'te bir örnek bir uygulama gösterelim dedim. Hani örneğin oyuncular oyun içinde görevlerini tamamlıyorlar XAI Games'in. Hani farkı ne normal oyunlardan? Normalde tamamlıyorsunuz, puan birikiyor mesela Web 2'de bir oyunda. Burada bir oynadıkça, görevi tamamladıkça token kazanıyorsun. Ve bu token'lar anında cüzdanınıza geliyor Arbitrum Orbit sayesinde. Veya NFT kazanıyorsunuz, anında geliyor. İsterseniz bu token'a NFT'yi satabiliyorsunuz. Bu da biraz daha sürdürülebilir bir ekonomi oluşturuyor. XAI Games'in de sitesini size göstermek istiyorum. Burada da zaten yazdığı gibi bakın, Steam ve Epic Games'i Web3'e taşıyor aslında. Birçok önemli yatırımcısı var. Ve en önemlisi ekosisteminde şu an birçok iyi oyun var. Yani buradaki birçok oyun milyonlarca dolar yatırım almış. Halihazırda iyi bir şekle gelmiş bir sürü oyun var. Yani burada tüm oyunları da görebilirsiniz. Ve bu oyunların hepsi de şu an XAI Games platformu üstünde çalışıyor ve siz oynadıkça buradan gelirler sağlayabiliyorsunuz oyun içinden. Bunun dışında XAI Games diyor ki ben insanların, yani kullanıcıların, oyuncuların platformu. Onun için de diyor ki beni oyuncular çalıştırsın. Yani XAI'nin ağı, Arbitrum Orbit üstündeki ağı için bir not satışı oldu. Notta ne demek? Arka plandaki tüm işlemlerin onayları sağlanması için, tüm işlemlerin sağlanması için aslında kurulan bir sistem ve bu notları isteyenler satın alabildi ve şu an bu notlar üstünden gelir elde ediyorlar. Yani XAI Games gelirlerin hepsini de topluluğa sundu. İsteyen satın aldı ve bu gelirleri sağlıyor. Ve bu gelirler sadece XAI token olarak değil, buradaki oyunların tokenından da gelirler olacak. Zaten gördünüz burada mesela ödül miktarı 100 milyon dolarlık bir ödül sunuyor. Ve hani bunun gibi birçok şey var. XAI Games burada Orbit'le birlikte gerçekten güzel bir iş yaptı ve iyi bir şekilde gitmeye devam ediyorlar. Burada en son olarak hani geri bildirimlerde oldukça iyi kullanıcı tarafında ve XAI Games ekibi de Arbitrum ekibi de bu geri dönüşlere oldukça önem veriyor, geri bildirimlere ve bunun üstünde geliştirmelere devam ediyorlar. Bu alanda eminim çok daha iyi projeler çıkacaktır Orbit üzerinde ve eminim Türkiye'den de çok iyi, çok kaliteli projeler çıkacaktır. Çıkan projeler var ama daha kaliteli projeler de eminim çıkacaktır. Umarım sizler de bu kişilerden biri olursunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere.